Şimdi size sucuklu, hellim peynirli bir roka salatası yapmak istiyorum. Böyle salata yemek isteyip de hani ana yemek doygunluğunda hissetmek isteyenler için bir salata. Böyle çok güzel kırmızı soğanlarım var. Bunları da böyle karamelize edeceğim ve nefis bir salata yapmaya çalışacağım bakalım. Şimdi ocağımızı açıyoruz. Böyle 1-1,5 çorba kaşığı kadar, çok az, zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı tavanın ısısıyla iyice ısındı. Böyle küçük, tam tavla zarı büyüklüğünde kestiğim sucukları içine atıyorum. Kendi yağlarını da bırakacaklar. O yağlarla biz sonra bütün bu soğanları ve hellimleri, o tatlı sucuğun o güzel yağı geçsin istiyoruz. Onlarla karıştıracağım. Burada sucukların çok fazla pişmemesi lazım. Çünkü pişince fazla sertleşiyorlar. O yüzden böyle tam yağlarını verdikten sonra hemen alıyorum. Şimdi içine hellimlerimi atacağım. Hellimin içinde hafif su olduğu için böyle biraz pıt pıt dışarı atacak. Ocak zaten kirlenmek için var. Çok da güzel. Pişerken hellimleri çok fazla çevirmemek lazım. Biraz kendilerini topladıktan sonra çevirmek lazım. Yoksa erirler ve böyle yapışık, birbirine yapış yapış olmuş çirkin bir şeye dönüşüyorlar. Hellimlerim de pişti. Çok nefis kokuyorlar. Onları şimdi iki kaşıkla şöyle çıkaracağım. Fazla yağlarını böyle bastırarak alıyorum ki o soğanlarımıza geçsin. Kırmızı soğanı 4 parçaya ayıracağım. Bunu yalnız soyarken şuna dikkat etmemiz lazım. Bu tepesini üstünde bırakıyorum ki 4 parça ayırdığımda karamelize ederken çok fazla parçalara ayrılmasın. Böyle 4 parçaya ayırdık. Onu direkt yağıma atıyorum. Soğanlarım iyice olmaya başladı. Daha böyle 2-3 dakikaları daha var. O sırada da bir çorba kaşığı da çam fıstığı koyuyorum. O da kenarda öyle usul usul soğanların pişerken olacak. Şöyle çevireyim. Ben de o sırada böyle kurutulmuş domateslerim var. Özellikle kış aylarında rokanın bol olduğu zaman da normal domates hiç kullanmamaya çalışıyorum. Kurutulmuş domateslerimi biraz suda ısladım ki iyice böyle açılsınlar. Kalın parçalara bölüyorum. O yazın sıcağını ve domatesin güzelliğini bana hatırlatsın istiyorum. Bunları en son salatanın üzerine koyacağım. Fakat hafif böyle birazcık tatlansınlar diye biraz üzerine tuz, birazcık karabiber, biraz da kekik atıp en son da birazcık zeytinyağı koyacağım ki o tatlar domatese tekrar geçip iyice canlansın. Şu önemli, şunları da karıştırıyorum. Soğanlarım hazır. Artık sunumuna geçebilirim. Fakat sucuklarım ve hellimlerim bir daha ısınsın diye tekrar bu güzel lezzetli şeyin içine atıyorum. Ve birlikte karıştırıyorum. Salatama da bir birim balzamik koyduğumda böyle bir çorba kaşığı aşağı yukarı. Onun 3 katı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Sonra bunu böyle güzelce bütün yapraklar eşit olarak alsın diye karıştırıyorum.
Ve direkt böyle tabağıma oturtuyorum. Salataya ayrıyeten tuz koymuyorum çünkü sucukta da hellimde de tuz var. Onlar bütün hepsini dengeliyorlar. Son olarak da bu güzellikleri üstüne döküyorum. En sonunda bu kurutulmuş domatesleri salatanın üzerine yayıyorum.